Türkiye yerli ve milli imkanlarıyla hayata geçirdiği projelerle gündemden düşmüyor. Türk dünyasına yön veren Türkiye, bir yeni projeye daha imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde kurulması planlanan Avrasya Havacılık Otoritesi, Türk Cumhuriyetlerinden oluşacak. Türk Cumhuriyetlerinin sivil havacılık örgütleri Avrasya Havacılık Otoritesi ile birlikte hareket edecek. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın içerisinde yer alması beklenen yapıyla havacılık eğitimlerinin, çalıştayların ve toplantıların ortak yapılması sağlanacak. Tabii gündeme gelecek bir konu daha var. O da Türkiye'nin geliştirdiği havacılığa özgün sistemlerin paylaşılması ve diğer ülkelere lisanslı olarak kullanım hakkı verilmesi olacak. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin havacılık sektöründe etkin ve dijital bilgi yönetimi sağlamak üzere de çalışma yapacak. Bundan dolayı da yeni Sivil Havacılık Yönetim Bilgi Sistemi'nin kurulması sağlanacak. Türkiye havacılık sektöründe gücünü her geçen yıl daha da artırdı. Ayrıca Türkiye havaalanlarıyla da Avrupa'da lider konumda bulunuyor. Bir de Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın verilerine bir bakalım. Verilere göre İstanbul Havalimanı, Ocak ayında günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'da en yüksek günlük ortalama uçuşun gerçekleştiği havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda ilk defa Türkiye'de kullanılacak olan eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları uygulamasıyla İstanbul Havalimanı'na 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek. Bununla birlikte Türk dünyası artık havada da buluşacak.